LOL serimize devam ediyoruz. Önce malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, LOL bebeklerim burada. Biraz sonra sürpriz olarak onları açacağım. Ama önce boya kalemlerimi hazırlayayım. Malzemelerimi çıkardığıma göre arkadaşlar, şimdi size bugün yapacağımız çalışmaları gösterebilirim. Bugün size bir sürprizim var. Bugün LOL bebek dışında LOL bebeğin hayvanlarını yapacağız. Bakın çok güzel tavşana benzeyen bir hayvan. Bunu dün ben boyamaya başladım. Çekim yaptığımı zannediyordum. Meğerse yapmıyormuşum. Ama anladığım anda bıraktım. Çok güzel bir LOL hayvancı. Bir tane daha. Bu da kediye benziyor değil mi? Kanatlı bir kedi. Ve bir de sürprizim var. LOL erkek bebek. Evet, bugün bunları yapacağız arkadaşlar. Ben ilk önce şu yarım bıraktığımla başlamak istiyorum. Evet, saçının bir tarafını mavi düşündüm. Şurayı ise pembe yapmak istiyorum. Siz ne dersiniz? Evet, hangi pembeyi kullansam acaba? Şu uygun mudur sizin için? Evet, ben bir an önce bunu boyayayım arkadaşlarım. Evet, LOL bebeğimin boyaması bitmek üzere arkadaşlar. Bakın sarı yaptım. Bir de altın rengi kullanmak istiyorum. Kulaklarında, saçlarında ve şu arkadaki yama bölümünde, renkli bölümünde. Boyayalım mı hemen beraber? Patilerini gördüğünüz gibi fosforlu mor ile boyadım. Boyarken dikkat ediyorum. Aynı yöne boyamaya çalışıyorum. Ve boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi kulaklarını boyayayım. Evet. Takıları da varmış benim minik kedişimin. LOL kedişim. Saçlarında kedinin saçı olur mu? Ama LOL kedisinin var. Kulakların için ne renk boyasam ki arkadaşlarım? Evet, kulaklarının içini düşünüyorum şimdi. Ne renk boyasam acaba? Ne renk boyasam? Onları da pembe boyayalım mı? Şu kullandığım pembe. Evet, bununla boyayalım. Sıra geldi şu kulağındaki küpelere. Bunları da yine fosforlu ile yapalım. Ne kadar süslü oldu. Çok güzel oldu. Evet. Birinci LOL hayvancığımız hazır arkadaşlar. Şimdi sıra ikincide. Evet. Tavşanımızı boyayalım. Bunun için farklı renkler düşünüyorum. Mesela turuncu nasıl? Güzel olur değil mi? Evet. Başlıyorum turuncuyla boyamaya. Ben bunu boyayayım. Size sürpriz olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Neredeyse bitti sayılır. Şu boşlukları boyuyorum güzelce. Ve sıra geldi kulağımıza. Kulağımızın şöyle yapmak istiyorum. İçini turuncu boyayacağım. Aynı saçında olduğu gibi. Yine hiç boşluk bırakmıyorum. Güzel bir şekilde boyuyorum. Dikkat ediyor musunuz? Her kullandığım kalemin işi bitince kapağını kapatıyorum. Çünkü bunlar çok çabuk mürekkebi kuruyor ve bozuluyor. Evet. Ve son olarak da yeşilimi alıyorum. Tacımı yeşil yapmak istiyorum. Ne kadar güzel bir tavşancık bu. Döndürerek boyamak hoşuma gitti. Ve kulakçığının kenarları. Bunları kesmek bayağı zor olacak arkadaşlar.
Bunun için mutlaka büyüklerinizden yardım isteyin. Geçen sefer karton kullanmıştım ama o karton bu kolilerden kullandığımız kartonlardı. Ve çabuk kırıldı, fitilli gibi oldu arkası. Ama bundan sonra ne dedik? Size de söylemiştim. Ayakkabı kartonu kullanalım. Ayakkabı kutusunun kartonunu. Ondan ben de hazırladım bir tane. Bittiği zaman onu kullanacağım. Şu anda lol hayvancığım bitmiş görünüyor. Son kez ince hatlara bakıyorum. Boşluk kalmamasına dikkat ediyorum. Ve hazır. Nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar? Şimdi gelelim üçüncüye. Üçüncüsü ne olsun bakalım? Sıradaki melek kanatlı güzel kedicik. Bunun kanatlarını altın rengi yapmak istiyorum. Mümkün olduğunca süslü olmalı. Bir sonraki videomda zaten size çok güzel bir sürprizim olacak arkadaşlar. Bu lol bebeklerimizi ve hayvancıkları hep beraber süsleyeceğiz. Daha da süsleyeceğiz yani. Böylece kendi lol ailemizi oluşturup güzel bir evcilik oyunu oynayabiliriz. Nasıl güzel oluyor değil mi bu renk? Parıltılarını görebiliyor musunuz? Evet, bunu da boyayayım ben. Kanatlarımızı boyadım. Şimdi saçını da yeşil boyamak istiyorum arkadaşlar. Bu biraz farklı olsun. Kahküllerinin güzelliğine. Kahkül kısa kesilmiş öndeki saça diyoruz. Arkada bir de topuzları var. Görüyor musunuz? Aynı lol bebekler gibi. Ben bunu bir an önce bitireyim. Size büyük bir sürpriz yapayım. Kanatlı kediciğimiz de bitti arkadaşlar. Ama sanki gözünün etrafında biraz boşluk mu kalmış? Hemen onu dolduruyorum. Şimdi daha iyi oldu. Evet, hayvancıklarımız bitti. 1, 2 ve 3 numaralı. Şimdi sıra erkek lol bebekte. Evet. Şimdi bunu boyamaya başlıyorum. Ve biliyorum ki lol bebeğin erkeği genelde mavi renkler var. Saçını mavi boyayacağım. Ve kıyafetlerini ona göre hazırlayacağım. Şimdi bunları ayırayım. Ve mavilere başlayalım boyamaya. Oo, yoksa bitiyor mu bu? Bir tane daha olacaktı. Evet. Bakalım bunu da beğenecek miyiz? Bunu yukarıdan aşağı boyuyorum. Şöyle dik dik. Boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Saçında kalan boşlukları mümkün olduğunca dolduruyorum. Ve sıra gözde. Gözlerin altını genelde arkadaşlar fosforlu kalemlerle canlandırıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Göz bebeklerini de şöyle üzerindeki beyazlıkları altın sarısı yapıyorum. Sıra geldi ten rengine. Evet, ten rengim çok güzel demiştim. Oğlumuzu boyamaya başlıyorum. Oo, çok güzel olacak bu arkadaşlar. Kızlar kıskanmasın. En güzel erkek lol bebek olacak gibi geliyor bana. Erkek lol bebeğimiz bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi artık son rötuşlarını yapıyorum. İnce kalemlerimi kullanıyorum bu sefer de. Taşırmamaya çalışıyorum. İnce bölümleri, daha doğrusu çok detaylı bölümleri iyice ucu açılmış.
ince kuru boyalarımla yapıyorum. Evet. Yakasında siyah yapmak istiyorum. Evet, ayakkabısının üstü kaldı. Onu da turuncu yapalım. Yara bantını unutmadım arkadaşlar. Yara bantı içinde açık ve koyu kahverengiyi kullandım. Erkek lol bebeğimiz de hazır. Şimdi bunları kenarlarından küçültüp kartona yapıştıracağız. Bu şekilde küçülsen yetecek. Çok dikkat ediyorum. Mutlaka keserken, yapıştırırken büyüklerinizden yardım isteyiniz. Ve sizler kullanırken de çocuklar için uygun olan makasları kullanınız. Şimdi ben bunları yapıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar, ayakkabı kutusunun kapak bölümünü açarak bu yaptığım lol bebeği ve hayvancıkları bir güzel sabitledim. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Şuradan bir kalem alayım. Şöyle keserken etrafından keseceğiz. Ama bebeklerimizi oynatırken ayakta durmasını istediğimiz için şu bölümleri kesmeyeceğiz. Onun dışında diğer tarafları çıkaracağız. Aynı şekilde hayvancıklarımın da ayakta durmasını istiyorum. Onları da böyle yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle yapayım. Evet, bunun etrafından çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi çıkaralım ve karşılıklı oynayalım. Arkadaşlarım, lol bebeğimizin kenarlarından kestim. Şimdi bunu ayakta tutmak için ne yapacağız? Onu göstereceğim. Daha önceki videomuzu izleyenler tabii ki biliyor. Şöyle bir kartonum var. Evet, bu kartonu iki kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra ise şuradan makasla şurası yeterli. Şöyle bir kesik atıyorum. Gördünüz mü? Evet. Bunu açıyorum. Ve lol bebeğimin ayak kısmını şu ayırmıştık ya. Evet. O kısmını buraya tutturuyorum. Böylece lol bebeğim ayakta kalacak. Evet. Gördünüz mü? Artık erkek lol bebeğim ayakta durabiliyor. Sadece bununla da değil arkadaşlar. Ben diğerlerini de kestim ve sizin için şu ayakta durma aparatını hazırladım. İşte geliyor. Nasıl olmuş? Diğeri. Ve en son olarak da kanatlı kedimiz gelsin. Görünmedi, o şuraya koyalım. Evet. Yeni lol bebek oyuncaklarımız hazır arkadaşlar. Nasıl, beğendiniz mi?